Sivil toplum kuruluşları enkazın yaşandığı ilk günden bu yana arama kurtarma ekipleri, mobil mutfak, aşevleri ve binlerce gönüllüsüyle bölgede seferber oldu. Bütün kuruluşlarımız, eğitim kurumlarımız, gençlik kurumlarımız topyekün bir seferberlik ilan ettiler ve büyük bir işbirliğiyle deprem bölgesine ilk günden itibaren yoğun bir yardım çalışması üretiyoruz. Şu anda bölgede bugüne kadar Konyalı sivil toplum kuruluşlarından 3500 gönüllü sahada hizmet üretiyor. 500'e yakın tır Konya'dan sadece platforma bağlı olan kuruluşların göndermiş olduğu tır sayımız 500'e yaklaşmış durumda. Arama kurtarma birimlerimiz, sıcak ekmeklerimiz, aşımız, ekmek fırınlarımız, mobil aşevlerimiz derken çok büyük bir çaba ortaya koyduk. Burası Selçuklu Büyük Bayram Ortaokulu, Konya Valiliği ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğinde yapılan yardımların 13. gününde eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesinden bugüne kadar 1000 ailemiz bizden yardım talebinde bulundu. Biz de 700 ailemizin ihtiyaçlarını karşıladık. 1000'in üzerinde ailemiz de buraya bağışta bulundu Konyalı hemşehrilerimizden. Çok ciddi bir biçimde sirkülasyon oluyor. Salon bir yandan doluyor, bir yandan boşalıyor. Konya'da 40.000'e yakın misafirimiz var şu anda. Dolayısıyla ihtiyaç gün be gün büyümeye de devam ediyor. Bizim bu anlamda bir seferberlik psikolojisiyle sosyal çevremizi harekete geçirmemiz gerekiyor. Özellikle beyaz eşya kategorisinde, özellikle mutfak eşyası kategorisinde ciddi ihtiyaçlarımız devam ediyor. Türkiye'nin en misafirperver şehri olarak Konya'mızın halkının da bu sürece bugüne kadar verdiği destek gibi destek vermesini talep ediyoruz. Yapılan yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de depremzedeler için fırın verecek olan bir ailenin yanına geldik. Neden böyle bir yardım yaptık? Büyük Bayram Ortaokulu'nda böyle bir depremzedeler için yardım merkezi kurulduğunu öğrendik. Bizim bir eşyamız fazlaydı. Onlara destek olmak için yaptık. Herkes evsiz kaldı, eşyaları, hiçbir şeyleri yok. Hani bu süreçte herkesin alabilecek boyutu var. Yani herkes bir fırın verse, bir koltuğunu verse, bir sandalye bile yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yardım merkezinde sadece bu şehrin insanları değil, depremi yaşamış olanlar da gönüllü olarak çalışıyor. Burada evimizin gerekli ihtiyaçlarını tedarik ettikten sonra burada hocalarımdan izin alarak gönüllü olarak sahada abim ve kuzenlerim, toplam 5 kişi çalışıyoruz burada. Malatya'dan geliyorum, depremzedeyim. Bir 6 gün orada gönüllü olarak çalışmıştık. Şimdi de burada okulumuzda ekiplerle, İki Doğu, İki Batı derneğiyle burada çalışma sağlıyoruz.